Mutlu günler. TV Kayseri ekranlarına hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir yerden sizlere sesleniyorum. Hava inanılmaz güzel. Erciyes nazlı bir kız gibi salınıyor. Gelinliğini giydi. Hem Erciyes'i tanıtacağız. Hem de tabii ki Erciyes'e gelince nerede konaklayalım diyorsunuz değil mi? İşte o konaklamak için de muhteşem bir oteli tanıtacağız size. Radisson kalitesi artık Erciyes'te. Kayseri'nin merkezinde Radisson Otel vardı ve artık o kalite Erciyes'e de geldi. İyi ki de geldi. Erciyes'in güzelliğine güzellik kattı. Bugün size hem Erciyes'i hem kayak keyfini hem de tabii ki neyi tanıtacağız? Radisson'u tanıtacağız. İçeri girdiğinizde inanılmaz keyifli ortamlar var. Ruhunuzu dinlendirebileceğiniz, kafa konforuna sahip olabileceğiniz muhteşem köşeler var. Detay detay o köşeleri sizlere tanıtacağım. Tatile gelmek istiyorum. Yurt dışındayım, şehir dışındayım, İstanbul'dayım, İzmir'deyim, Bursa'dayım, Çanakkale'deyim. Ama Erciyes'e geleceğim. Erciyes'e gelince de kaliteli, güzel, şık bir yerde ruhumu dinlendirmek istiyorum diyorsanız mutlaka bu adresi gezilecek, görecelik listenizi almanızda fayda var. Hadi bakalım gidelim mi? Bugün şansımıza hava inanılmaz güzel. Güneş pırıl pırıl, enerjimiz çok güzel, neşemiz yerinde. İnşallah bu keyfi, neşeyi size aktarabiliyoruzdur. Çünkü eğer şu anda Kayseri'desiniz ve evinizde bizi izliyorsanız çıkın gelin kayak için muhteşem bir saleple Erciyes'i seyretmek ruha inanılmaz iyi geliyor. Stresten arındırıyor. Hadi bakalım şimdi diyorsunuz ki Aytuş gir ve tanıt. Hadi bakalım girelim ve tanıtalım. Şimdi Radisson Blu Mont Erciyes Oteli'ni size detaylı anlatacağım. İçeride beğendiğim çok güzel özellikler var. Onları da size anlatmak istiyorum. Şimdi kapımızdan içeri giriyoruz. Döner kapı ve burada da dikkat edilen unsurlardan biri nedir diye sorarsanız hemen onu da söylemek istiyorum. Dikkat edilen unsur şu anda pandemi dönemindeyiz ve pandemide her şeye detay detay dikkat ediyorlar. İnanılmaz zaten mesafe var. Bunun yanında da baktığınız zaman ne var derseniz hadi gel bakalım anlatalım. Şimdi lobiye doğru gidiyoruz. Lobimiz inanılmaz sıcak, inanılmaz güzel. Hemen lobiye doğru geldiğimizde de bir güzel hanımefendi ve yakışıklı bir beyefendi bizi karşılıyor. Hem kendilerini tanıtacağız hem de bir minik minik bilgiler almak istiyorum kendilerinden. Merhabalar. Merhaba, efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. Ben hemen şöyle böyle araya gireyim ki iki yakışıklı, iki güzelin yanında şansım açılsın. Mutlu sabahlar, mutlu günler. Çok teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Yükselen değerimiz Erciyes'imize. Siz değerli kanalımızı ve izleyenlerimizi burada karşılamaktan memnuniyet duyduk. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Hakikaten çok sıcak bir karşılama. Biz dün Gülten Hanım'la İrfan Bey'le konuştuğumuzda o kadar enerjileri güzeldi ki dedim ki bu enerjiyi yansıtacağız. Çok seviniyorum. Dediler ki bizler burada misafirimizi ağırlamaktan, Kayseri'mizi tanıtmaktan çok keyif alıyoruz. Aslında bir ölçüde de gönüllü kültür ölçüleri. Çünkü Erciyes'i tanıtıyor. Erciyes'i tanıttığında da buradaki hitap, davranış misafirlerimize yansıyor ve herkes çok mutlu gidiyor. Biraz önce biz oteli gezdiğimizde herkes çok mutluydu. Herkes çok keyifliydi. Küçücük çocuklar inanılmaz enerjiye gidi. Bunu sağlamak çok güzel değil mi İrfan Bey? Bize çok mutluluk veriyor. Şöyle misafirlerimizin burada gelip memnun kalarak ayrılmış olması bizleri de değer katıyor. Radisonlar arasında en iyi otellerden olmak bizleri ayrıca gururlandırıyor. Şimdi yeni bir otel açtık ve buranın da konaklayan misafirlerimiz anlamında, memnuniyet anlamında en iyi otel olması için elimizden ne geliyorsa bunları sunuyor olacağız misafirlerimize. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten burada çok güzel donanımlar var. Birazdan anlatacağız. Ben geldiğimde spa'yı çok sevmiştim. Özellikle havuzu çok sevmişim ki beni tanıyanlar bilir ki ben yüzmeye bayılıyorum. O yüzden yüzerken böyle sıcak bir su, karşınızda dağı görüyorsunuz, karı görüyorsunuz. Çok keyifli. Hepsini birazdan anlatacağız. Şu anda lobideyiz. İrfan Bey peki biz dediniz ki 22 yıl oldu. 22 yıldır bu görevdeyim. 22 yıldır Radisson'un bünyesinde, Artaş Grup bünyesinde çalışıyorum dediniz. Evet. Hakikaten bu da güven demek, iş kalitesi demek, entelektüel birikim demek. Onların yansımasını burada görüyoruz değil mi? Kesinlikle. Çalışan en yeni personelimiz 5 yıllık, 7 yıllık. Bu bizi tabii ki hem personel anlamında hem işveren anlamında çok mutlu ediyor. Uzun vadede çalışmak, şu anda kalifiye personel bulmak gerçekten çok zor. Bunları idame ettirmek, olanları
iş yerinde tutabilmek bizim için ayrı bir güzellik diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler şimdi oteli gezeceğiz, detaylı bilgileri vereceğiz, aktiviteleri anlatacağız ama bir minik yine de sizden bir bilgi almak istiyorum. Çünkü Instagram sayfanıza girdiğimiz zaman inanılmaz güzel aktiviteler var. Bugün de var ve daha sonra olacak aktiviteler de var. İsterseniz onlardan da bahseder misiniz? Tabii bugün Rusya'nın çok önemli DJ olarak lanse edilen bir misafirlerimizi ağırlayacağız bugün. Onların programları var, çeşitli aktivitelerimiz var. Bunları canlı yayınınızda şu anda anlatmak istemiyorum. Canlı yayınınızda misafirlerimize, izleyenlerimize gösteriyor olacağız. Daha keyifli hale gelmesi için diyor vermemiş olalım açıkçası. O evet. Yüzden canlı yayınlarımızı, misafirlerimizi, izleyenlerimizi takip etmesi daha güzel, keyifli olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Evet, gözünüz kulağınız bizde olsun. Çünkü bizler canlı yayınlarda burada olacağız ve akşam DJ TV'si de size göstereceğiz, canlı yayınlayacağız ama öncelikle oteli merak edenler için başlayalım istiyorum bir an önce. İrfan Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Alanları gezdirmek üzere bir dönem size eşlik ediyor olacak. İnşallah izleyenlerimiz de keyifli bir zaman geçirirler. Sonraki zamanlarda da mutlaka buraya ziyaretlerini de bekliyoruz izleyenlerimizi. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler tabii ki yine İrfan Bey'e mikrofonlarımızı uzatacağız. Çünkü gerekli bilgiler alacağımız durumlar olacak. Akşamki aktiviteyi de soracağız. Şimdi lobideyiz. Öncelikle Gülten Hanım'a hem tanıyalım hem de bize lobi hakkında bilgi verirse çok da sevineceğiz. Çünkü çok keyifli bir ortamdayız. Hoş geldiniz öncelikle tekrar. Burası bizim lobimiz. Konaklama yapacak misafirlerimizi bu kapıdan alıyoruz. Bizim iki adet kapımız var burada. Misafirlerimiz çekiş işlemlerini yapıp otelimizle ilgili bilgiler veriyoruz. Daha sonra odalarına kadar eşlik ediyoruz. Ondan sonra zaten etkinlik alanlarımızda ağırlıyoruz onları. İsterseniz kayak alanımızdan başlayalım. Evet, şu anda lobideyiz ve inanılmaz şirin misafirler var şu anda. Oğlumu getirse miydim diye de böyle düşünmeye başladım. Lobinin renk uyumunu çok güzel seçmişler. Ben burada çok beğendim. Şimdi baktığımız zaman koltuklardaki uyum, krem insana sıcacık böyle oturma hissi veriyor. Böyle bir şömine istiyor. Ama burada şömine de var. Hemen onu da hatırlatalım. Çok güzel bir şömine var. Ve şu anda artık hayatımız sosyal medya üzerinde döndüğü için bizler geldiğimiz zaman işte böyle farklı yerlerde resimler çekilmek istiyoruz. O yüzden konaklama dışındaki misafirlerimiz de gelebiliyor. Evet, konaklama yapmayan misafir. Evet, konaklama yapmayan misafirler de gelip burada salibini kahvesini içip şöminenin başında ruhunu dinlendirip resimlerini çekebiliyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi lobiden geldik. Evet. Ve neredeyiz? İlk önce kayak odamız. Biz burada Ender'le çalışıyoruz. Bir tarafta Rosman'ımız da var yine misafir. Ben şöyle bir parantez açalım. Çünkü niye Rosman var? Ben dedim ki niye Rosman var? Şimdi biz kadınlar her yerde güzelleşmeyi seviyoruz. Artık güzellik kavramı kadın ve erkek diye ayrılmıyor aslına bakarsanız. Çünkü hepimiz bakımlı olmayı seviyoruz. Ve dışarıda işte üşüdük, cildimiz çatladı. Hemen Rosman'ın bu güzel ürünleriyle cildinize bakım sağlayabiliyorsunuz. Ya da valize her şeyi koyarız da tırnak makasını koymayı unuturuz ya. İşte burada gelip tüm kişisel ihtiyaçlarınızı alabiliyorsunuz. Kişisel bakım ihtiyaçlarınızın hepsi burada Rosman'da. Peki bu tarafa doğru döndüğümüzde Ender Sport var. Hemen bunu bize anlatır mısınız? Burada gelen misafirlerimizin kiralama dışında satın almak istedikleri kayak malzemeleri, bütün ekipman ve havuzumuz olduğu için yine havuzda kullanılacak mayo, bikini, moneter ürünleri temin edebilecekleri, satın alabilecekleri dükkanımız bulunuyor. Ender'le çalışıyoruz. Evet, kayak olunca buraya girmesek olmaz. Çünkü hakikaten kayak sevenler özellikle konaklama dışındakiler kiralamayı tercih ediyor. Çünkü getir götür yapmayalım diye kiralamayı tercih ettiklerinde buraya gelip hem kiralayabilecekleri gibi hem satın alma yapabilecekler hem de havuzu kullanmak istiyorum dediğinizde havuz malzemelerini alabileceksiniz. Bu da detaylı ayrıntılardan biri. Biz şimdi Gülten Hanım'la konuşurken dedim ki bana çok soğuk geliyor dedim. Hani böyle kalın kalın giyiniyorum, kar biraz soğuk mu? Dedi ki evet soğuk ama doğru giyinirseniz o soğuktan korunuyorsunuz dedi. Doğru giyinmek için püf noktaları bunlar mı? Evet. Doğru giyinmek. Ürünler burada mevcut. Evet, hepsi mevcut. Taytlardan tutun, iç taytınız, yine kayak kıyafetleriniz, şapkalarınız, eldivenlerinize kadar hakikaten isterseniz satın alabileceğiniz, isterseniz kiralama yapabileceğiniz bir kayak mağazamız burada. Sivitlerden tutun, üst giyimlere kadar her şeyi bulabiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Şimdi zaten bayanlar Rosman'a girmedi mi şaşırdınız değil mi?
oraya artık hani Rozman markasını herkes biliyor diye girmedim. Yoksa girerdim. Burada da sağlığınızı önemsiyoruz deniyor ve bir dezenfektan var. Aslında her mağazada var. Rozman'da da var, burada da var. Otele girdiğimizde de var. Her mağazada. Yine maske kullanımı isterseniz maskenizi kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de el dezenfektanı yapabiliyorsunuz. Şimdi ben böyle kürkleri çok seviyorum. Yine orada bir kürk gördüm. Ay şu çok güzel bakın. Biz buradan çıkarken böyle tam kardın adam gibi çıkarız inşallah. Şimdi burada aldık ve nereye geldik? Kayak odamıza geldik. Hemen. Hadi bakalım. Eğer ki ürünlerimizi satın almadıysak direkt bu alana gelip kiralayabiliyoruz bütün ekipmanı. Hemen parça, o zaman bir bilgi verelim. Ender Sport'tan alabiliyorsunuz, satın alma yapıyorsunuz ama almayacaksınız, kiralamayı yine Ender Sport'un kiralama bölümünden yapıyorsunuz. Burası kayak odası. Burası kayak odası. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Şimdi burada yeni kayıt var. Kayıtınızı açtırıyorsunuz. Sonrasında ayak numaranıza göre, boyunuza göre kayaklarınızı alıyorsunuz. Görüyorsunuz. Doğru bilgi veriyorum değil mi? Harika. Evet, sonrasında çünkü burada boy ve ayak çok önemli. Şimdi ben bazen diyorum ki sürün gibi boyum var diyorum bana şunu. Hanımefendi boyunuz 1.50 diyorum. Hayır 1.55. 5 santim önemli. Çok önemli. Evet, o yüzden de boyunuza göre alabiliyorsunuz. Şimdi bakın görüyorsunuz minik minik çocuklar da kendi boylarına göre kayaklarını aldılar. Tabii gösteremiyoruz kişisel veri kanunlarına göre ama çok tatlılar. Böyle gidip öpesim geliyor. Yine yeni kayıtınızı açtırıp ürünlerinizi buradan alıp kayabiliyorsunuz. Sonrasında ürünleri kullandıktan sonra ürün teslimi de iade ediyoruz değil mi? Evet. Kiralanan ürünlerimiz buraya geliyor. Dezenfekte ediliyor bütün ürünler. Daha sonra tekrar kullanılabilir hale geliyor. Ve dolaplarımız var. Misafirlerimiz dolapları da kiralayabiliyor. Konaklama yapan misafirlerimiz için ayrı bir alanımız var. Konaklama yapmayacak misafirlerimiz kullanacakları gün ya da bütün sezon burada ısıtıcılı dolapları kiralayabiliyorlar. Harika ısıtıcılı. Evet, dolaplarımız hepsi. Zaten burası çok sıcak şu anda. İnanılmaz güzel. Burada hazırlanıyorsunuz ve sonrasında yine güzel ayrıntılardan biri var. Onu da söyleyeceğim. Yani şunu hep kayak yapanlar der ki merkeze gitmek, kaymak için işte arabaya biniyoruz, üzerimize ayakkabımız oluyor, çok zor oluyor ya da işte bir araba tahsis ediyor, ona biniyoruz. Burada çok güzel özelliklerden biri var, hemen onu alalım evet mı sizden? Misafirlerimiz kayak takımlarını burada giyindikten sonra asansöre biniyorlar. Tam karşımızda asansörümüz var. Yürümeden, yorulmadan kayak pistine ulaşabiliyorlar. Hakikaten bu da güzel ayrıntılardan biri. Hemen önümüzde pistimiz. Zorlaştırmıyoruz bu aktivite misafirlerimizi. Evet, çünkü o kayak ayakkabılarıyla yürümek gerçekten çok zor. Biraz önce beyefendi çıkartmadım, çıkartmayacağım dedim. O kadar zor yürüyordu ki. O yüzden hemen burada hazırlanıp görüyorsunuz şu anda hazırlanıyorlar ve nereye doğru gidiyorlar? Asansörle, bakın görüyorsunuz şu an asansör binerek direkt kayak merkezlerine gidiyorlar. Ve neyimiz var? Yine hemen girdiğimizde lobide moda show görüyorum. Evet, misafirlerimiz geldikleri zaman buradan çeşitli ürünleri satın alabiliyorlar. Birlikte çalışıyoruz burası ve tabakomuz var. Buradan da yine ihtiyaç halinde çünkü merkeze uzak kalıyoruz ve bir şeylere ulaşım daha zor oluyor Erciyes'te. Biz konaklayan misafirlerimize her açıdan kolaylık sağlamak için her şeyi burada bulundurmaya çalışıyoruz. Evet, hakikaten özellikle Moda Show'da da güzel ayrıntılardan biri. Hijyen kuralları, maskesiz girmek yasaktır, mesafe var. Oturup sizler kahvenizi içerken size ne yapıyorlar? Sunum yapabiliyorlar. Burada da ben çok orayı tanıtmak istemiyorum ama kötü alışkanlıklar olan da bakabilir tabii ki. Ama biraz daha uzak çünkü sağlık, spor. Spor güzel, vücudumuza iyi bakmamız gerekiyor, kötü alışkanlıklardan uzak durmamız gerekiyor. Şimdi hemen yukarı çıkmak istediğinizde asansörü kullanabileceğiniz gibi biz bugün biraz yürüyerek güzellikleri anlatarak tanıtalım istiyoruz size. Şuradaki güzelliğe bakar mısınız? Hemen bunları da anlatalım. Ben biraz böyle parlak, pullu, taşlı, tüylü şeyleri çok seviyorum. Buranın dekorasyonu da çok çok beğendim. Muhteşem bir dekorasyon var. İsterseniz otel hakkında da bilgi alalım mı? Otel kaç metrekare üzerinde kurulu, içinde neler var, neler yok. Şimdi dışarı çıkacağız dediler. Dedim ki üşür müyüz acaba? Dedim biraz kartop oynayalım mı, kardan adam yapalım mı? Dışarı da göstereceğiz, kayanları da göstereceğiz size. Otelin güzelliğini de göstereceğiz. Hakikaten otel muhteşem. Şimdi yine burada hani aman yoruldum, asansörü bekleyene kadar bir soluklanayım dediğinizde canım niyeyse böyle bir salepçe ya da bir sıcak çikolata çekiyor. Yukarıda var mı? Evet, var. Burada böyle konuklarken
geçebilirsiniz. Hemen onu da söylemiş olalım. Ben bu köşeyi çok çok beğendim. Şimdi merdivenlerden çıkarken yine aydınlatmalar çok güzel. Onları da gösterelim istiyorum. Görüyorsunuz. Ben biraz merdiven çıkmayı seviyorum. Hemen orada da beni bir başka kamera bekliyor. Merhaba. Evet, merdivenlere çıkarken Volkan biraz zorlanıyor ama ben seviyorum merdiven çıkmayı. Çıkabilir miyiz Volkan? Peki hangi? Hemen o zaman sana doğru bakalım. Ben çok konuşuyorum değil mi? Sizden dinleyelim biraz buranın güzelliklerini. 60 odalı bir oteliz burada. Aynı zamanda büyük de bir hizmet tesisimiz bulunuyor. Etkinlik alanımız bulunuyor. Kulaklama yapacak misafirlerimiz için 120 yatak kapasitemiz mevcut. Otelimizin içinde su alanımız mevcut. Bir açık, bir kapalı havuzumuz mevcut. Spor salonumuz aynı şekilde. Bir main restoranımız, ski lancımız bulunuyor. Evet, hemen karşımıza zamanı gösteren çok güzel bir saat uygulaması var. Böyle çıkarken kendinizi prenses gibi hissediyorsunuz. Hem ışık sistemi hem yapılanma inanılmaz güzel. Şimdi otelin üst katına çıktık. Hemen üst katı sizden dinleyelim. Şöyle kayak takımlarını giyen misafirlerimiz asansöre bindikten sonra bir üst kata çıkıyorlar. Bu kapı karşılıyor misafirlerimizi, direkt etkinlik alanına geçiş yapabiliyorlar. Evet. Şimdi demin asansöre bindiğimiz misafirimiz buradan indi. Etkinlik alanımıza geçiş yaptı ve direkt etkinlik alanının önünden kaymaya başlayabiliyor. Harika. Evet, diğer pistlere geçiş yapabiliyor. Kendi telestiyajımız bitmek üzere. Burada yine ayrı bir özel pistimiz var. Çocuklar için kayak alanı, acemiler için kayak alanı, hepsi mevcut oluyor. Çok çok beğendiğim özelliklerinden biri burası. Yani hiç dışarı çıkmadan asansöre binerek hazırlandınız. Direkt buradan asansör hemen karşısında, yine çok yürümüyorsunuz ve bu alanı kullanabiliyorsunuz. Tabii alana gitmeden önce neyi gösterelim? Şöminemizi, skilancımızı. Hadi bakalım. Biraz önce şömineden bahsetmiştim size, biliyorsunuz. Şömineyi göstereceğiz. İsterseniz şimdi gelen sorular var bize. Özellikle işte Kayseri'deyim, gelip günübirlik kullanmak istiyorum diyenler var. O özelliklerini bir kez anlatır mısınız? Tabii ki konaklama dışındaki etkinlik alanımızı konaklama yapmayacak misafirlerimiz kullanabiliyor. Kahvaltı salonumuzu, ski lancımızı, etkinlik alanımızı, işte alakart restoranımızı, hepsini kullanabilirler. Bunun için ekstra bir konaklama şartımız bulunmuyor, koşulumuz bulunmuyor. Evet, şimdi bizler geçen de buraya göstermiştik. En sevdiğim alanlardan biri burası. Hakikaten çok çok güzel. Şimdi baktığımız zaman neredeyiz? Şöminenin başına doğru gidiyoruz. Evet. Lunch alanımız, alakart restoranımız burası. Şöminemiz sol tarafta kalıyor. Yine misafirlerimiz yemeklerini yedikten sonra ya da dışarıdan geldikten sonra şöminenin karşısında çaylarını, kahvelerini içip dinlenebiliyorlar. Evet, hemen şöyle şömineyi gösterelim. Bakın, sizler de benim gibi şömineyi seviyorsanız, sıcağı seviyorsanız, işte dışarıda biraz kar topu oynadık da hemen şöminenin başına geçelim diyorsanız, şöminenin başında kahvenizi, çayınızı yudumlayabilirsiniz. Evet. Ben çayı severim. Çayı çok seviyorum. Birazdan da konuşurken bardak elinde dolaşırsa şaşmayın, çünkü çaysız olmuyor. Burada da çayınızı çok güzel, keyifle yudumlayabilirsiniz. Kahvenizi ve diğer içecekleri içebilirsiniz. Onun da ayrıntısını verelim. Şömine başında oturmak istemiyorum derseniz yine burada oturabileceğiniz, mesafelerin ayarlandığı, sosyal mesafenin ayarlandığı oturma gruplarımız da var. Onu da hatırlatmış olalım. Ayna görünce bakmasak olmaz. Burada da güzel bir ayna var. Hani biz bayanlar her yerde bir ayna var mı diye sorarız ya, burada çok güzel aynalar da var. Onu da hatırlatmış olalım. Şöyle baktığımız zaman Erciyes inanılmaz güzel görünüyor değil mi? Muhteşem görünüyor gerçekten. Ve misafirlerimiz Erciyes manzaralı masalarımızda, alanımızda yemeklerini yiyebiliyorlar. Evet, güzel. Buraya oturduğunuzda karşınızda evet. Erciyes var ve gece de özellikle ateş yanıyor. Ben çok beğeniyorum. Geçen akşam geldiğimizde burada ateşler vardı. Çok keyifli bir ambiyans ortaya çıkıyor. Bitti mi? Bitmedi. Daha çok anlatacağımız özellikler var. Çünkü kahvaltı restoranı, main restoran var. Onları anlatacağız, spa'yı anlatacağız ve odaları göstermek istiyorum. Çünkü odalar çok merak ediliyor. Odaları da göstermek istiyorum. Menülerle ilgili bir bilgi paylaşalım mı? Çünkü menüler hemen burada okunuyor. Bakın. Evet. Onları da hatırlatmış olalım isterseniz. Sanki sebebiyle daha çok kare kod okutarak siparişlerini verebiliyorlar, detaylara bakabiliyorlar. Evet, bu da güzel bir ayrıntı, daha hijyenik. Çünkü için.
Hani buna dikkat ediyoruz. Çok kalabalık oluyor. İşte yurt dışından, şehir dışından geleniyor. Şu an pandemi sürecindeyiz. Biraz daha tedirgin olabiliyoruz. Ama Radisson otelleri her otelinde buna çok dikkat ediyor. Pandemi kuralına, sosyal mesafeye, maskeye, bütün personel maskeli görüyorsunuz. Gülten Hanım dedi ki maskeli mi çıkayım, maskesiz mi? Bir saat konuşacağız, isterseniz maskesiz olalım dedik ama tüm personellerinde de maske şu anda bulunuyor. Gördüğünüz üzere yine pandemi kurallarında da dezenfektanlar yapılıyor. Onu da hatırlatmış olalım. Misafir kalkar kalkmaz hemen bir ekip gelip oraya dezenfektan ediyor. Bu da güzel değil mi? Evet. Çünkü öncelik sağlık her zaman güzel, özenli bir şekilde çalışıyoruz. Evet, hemen burada da görüyorsunuz aktiviteler için sahnemiz var. Evet, değişik an, aktiviteler oluyor değil evet, mi? Evet, Sikifest dönemindeyiz. Her gün bir organizasyonumuz oluyor. DJ performansımız, akşamları canlı müziklerimiz oluyor. Konaklama yapmayacak misafirlerimiz katılım gerçekleştirebiliyorlar. Instagram'ın üzerinden takipte kalabilirsiniz. Evet, evet, sosyal medyalar üzerinden takipte kalabilirsiniz. Yine hemen neyi göstermek istiyorum? Bakar mısınız şu güçlülere? At demek güç demektir, zariflik demektir, zarafet demektir. Bunun yanında inanılmaz bir sanat demektir. Ben at objelerini çok seviyorum. Burada da gördüğünüz gibi çok güzel bir obje karşılıyor bizi. Ve tasarım mimar inanılmaz yaklaşmış. Böyle ince ince ironilerle aklımıza gücü, zarafeti, asaleti de kazımış diye düşünüyorum. Şimdi nereye doğru gidiyoruz? Main restoranımıza gidiyoruz. Kahvaltı servisimizi de orada gerçekleştiriyoruz. Yine aynı şekilde konaklama yapmayacak misafirlerimiz de kahvaltı için misafirimiz olabiliyorlar burada. Evet, hemen şimdi açık büfe şeklinde, açık büfe şeklinde evet, kahvaltıya gidiliyor. Yine burada da pandemi kurallarına dikkat ediliyor. Evet. Sizler istediğinizi söylüyorsunuz, size yardımcı oluyorlar. Hakikaten bu da çok güzel özelliklerinden biri. Ve görüyorsunuz tüm personel aktif çalışmaya devam ediyor. Şimdi oğluşum diyordur ki anne bana orayı anlat. Çünkü benim oğlum da böyle ışıkları, annesinin çocuğu, her şeyi çok seviyor. Görüyorsunuz böyle inanılmaz. Burada resimde çekinebilirsiniz. Görüyorsunuz minik minik karlar. Çok beğendim burayı. Burada bir resim çekebilir miyiz? Tamam, burada çıkışta bir resmimiz olsun o zaman. Diye ne kadar güzel olur. Siz burada, bu her yerde çekilmişsiniz herhalde resim. Evet, her yerde bir karemiz var. Biz evet, kaçırmadık çünkü çok güzel alanımız gerçekten. Fotoğraf için de çok güzel ve her yerde bir anımız kalsın. Dönüp hatırlayalım istiyoruz. Misafirlerimiz aynı şekilde ilerliyor. Evet, çünkü burada resim çektirmeden, fotoğraf çektirmeden geçemiyorsunuz. Her alan çok güzel, her alan çok keyifli. Şu anda burada kahvaltı yok. Biz biraz önce çayımızı, kahvemizi içtik. Hemen buranın detayını da sizden alalım mı? Neler yapılıyor burada? Açıkçası kahvaltımız bulunuyor. Yine Kayseri'nin yöresel lezzetleri sunuluyor. Misafirlerimizin tercihlerine göre büyük bir çeşitliliğimiz de mevcut. Evet, hemen burada da çay, kahveyi alabileceğiniz, evet, güzel, kendinizin alabileceği alanlar var, potlarımız var. Bir tane çay alsak mı acaba? Hani nasıl alındığını da göstereyim değil mi? Yani eğer ki bilmiyorsak, öğrenemiyorsak nasıl alındığını bakalım. Hemen ben de öğreneyim. Bir bardak alalım. Özellikle de yalnız bardaklar görüyorsunuz Türk çay kültürüne uygun. Çünkü çay fincanda değil, daha ziyade ince belli bardakta ve altına baktığınız zaman da bu altlıklar eskinin altlıklarıdır. Çok da güzeldir. Bakın bakın bakın. Hadi siz de çayınızı alın. Bizimle böyle sabah kahvaltı masanızda gezerek bakın. Şunun güzelliğine bakar mısın? Tavşan kanı. Çayımız mis gibi. Şimdi çayınızı yudumlarken karı izlediğinizi düşünün. Nasıl keyifli, nasıl güzel olacak. Şimdi biz daha önce geldiğimizde kahvaltı vardı ama kahvaltıda da o kadar kalabalık misafir grubumuz var ki çıkışa yetişebilir miyiz dedik. Yetişirsek çekeriz, yetişemezsek olayı gösteririz dedik. İşte gördüğünüz üzere burada kahvaltınızı yapabilirsiniz. Hemen yine bir minik bilgiyi hatırlatmak istiyorum. Volkan, buraya doğru alır isem seni. Kayak dolapları, çocuk oyun odası ve odalar var burada. Çocuk oyun odası çok çok önemli. Onu da böyle bir minik hatırlatalım mı? Evet, Jimbori ile çalışıyoruz burada. Yine konaklama yapan ya da yapmayan misafirlerimiz etkinlik alanında, kayak alanında, pistlerde vakit geçirirken burada minik misafirlerimizle Jimbori'de ilgileniyoruz. Evet, minik misafirlerimiz var.
ve bizler kaymak istiyoruz, dostlarımıza sohbet etmek istiyoruz. Hani böyle kendimize 20 dakikalık nefes almaya zaman istiyoruz ya. Çünkü çocuklarımızdan çok ayrılmamalıyız bence. Hele ki tatilde onlarla bir olmalıyız ama baktığımız zaman da böyle bir 20 dakika anne babanın nefes almaya ihtiyacı olduğu zamanlar oluyor. Ve kime bırakacağız, nerede olacak, güvenli mi olacak? Hele ki benim gibi biraz pimpirik bir anneyse 2 dakikada bir bakmak ister. İşte o 2 dakikada bir bakmak istediğiniz alan hem çok keyifli, hem çok güvenli, hem size çok yakın. Çünkü siz burada kahvenizi hemen şöyle döndüğümde Volkan gösterecek size. Burada kahvenizi dostlarınıza yudumlarken çocuğunuz nerede olacak? Hemen yanınızda, çok yakında. Bakın karşıda çocuk oyun alanı. Jimbori var. Evet, Jimbori ile çalışıyoruz. Jimbori'miz orada. Evet, yani aklınız kalmayacak orada. Hem resim yapabiliyorlar, hem oyunlarını oynayabiliyorlar. Keyifli, güvenli bir alanda zaman geçirebiliyorlar. Sizler de burada kahvenizi yudumlayabiliyorsunuz. Özellikle çocuk misafirlerimiz çok fazla. Evet. Çocuk misafirlerimiz, yetişkin misafirlerimize oranladığımızda birbirlerine yakın. Evet, birbirlerine yakın. Burada eğitici aktivitelerimiz oluyor. Her gün yeni bir aktivite oluyor minik misafirlerimiz için. Şu an biz çok memnunuz çünkü misafirlerimiz çok memnun. Evet, hakikaten herkesin yüzünde inanılmaz keyif var. Aslında şöyle, tatil gerçekten çok önemli. Yani işte nedir, 10 gün, 1 hafta, 5 gün, 3 gün, 2 gün hiç fark etmiyor. Baktığınız zaman kendinizi iyi hissedeceğiniz alanlar çok dar, çok kısıtlı. Zamanla yarışıyoruz, zaman yetmiyor bile. O yüzden 1 saat bile ruhumuza çok iyi gelmesi gerekiyor. Misafirin beklentisinin karşılığını bulması çok çok önemli. Kesinlikle. Burada en da, büyük önceliğimiz. Evet, Radisson'da. Beklentisinin karşılığını çok 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 buluyor. O yüzden tüm misafirler güler yüzlü, keyifli, mutlu. Çok güzel bir şekilde, evet. Herkes çok mutlu. Biz de çok mutluyuz. Çünkü misafirlerimiz ne kadar memnunsa biz de gerçekten o kadar mutlu oluyoruz. Evet, hakikaten burada önemli. Önceliğimiz misafir memnuniyetimiz burada. Evet, şimdi neredeyiz? Hemen onu söyleyelim. Misafirlerimizin konaklama yaptığı odaların lobisindeyiz. Konaklama yaptığı kattayız. Kattayız. Lobi simbolümüzün olduğu alanda patisseramız. Burada konaklama yapan misafirlerimize özel, sadece onlara özel, her odanın, her misafirin, her ailenin bir dolabı mevcut. Yine ısıtıcılı dolaplar. Dolapları kullanabiliyorlar. Kendi şifreleri oluyor ve burada üzerlerini değiştirdikten sonra direkt bizlere geçiş yapabiliyorlar. Arkada farklı bir kapımız var. Evet, hemen onu da anlatmak istiyorum. Şöyle, yani siz 104 numaralı odada kaldınız. Sonra çıktınız, giyindiniz, hazırlandınız. Ve nereye doğru gidiyoruz? Bakın burada kayak dolaplarımızın olduğu, ekipmanlarınızın bulunduğu odaya geçiş yapabiliyorsunuz. Evet. Evet, kendinize ait ekipmanlarınız olmasa bile aşağıdan kiralanan kayak takımlarını, kayak ekipmanlarını da yine bu dolaplarda konaklama yaptıkları süre boyunca muhafaza edebiliyor misafirler. Tekrar bir alt kata inmek durumunda kalmıyorlar. Böyle daha hızlıca pistlere ulaşmış oluyorlar. Evet, hakikaten çok güzel. Şimdi tabii herkes kullandığı için de görüyorsunuz kapaklar hep açık. Şimdi bakalım, çünkü çok fazla misafir var ve biz biraz önce geldiğimizde Hollanda'dan gelenler vardı, Belçika'dan gelenler vardı ve Gülten Hanım'a ismiyle hitap ettiler. Aa, siz miydiniz? Merhaba dediler, selamlaştılar. Bu da çok güzel ayrıntı. Çünkü baktığımız zaman da diyaloğunuzun, birebir ilgilenmeniz bütün misafirlerimizle. Çünkü hepsi bizim için çok önemli, çok özel. En güzel şekilde konaklamalarını gerçekleştirip güzel bir anı bırakmak istiyoruz. Evet, hakikaten o güzel anı da geliyor. Şimdi buradan geldikten sonra burada bir kapımız var. O kapıdan da direkt açıp kayak merkezine gidiyorsunuz. Bu güzel ayrıntıları anlatalım. Peki şimdi neyi merak ediyorsunuz? Spa'yı mı? Havuz? Spa? Keyif? Otel, odalar, hadi biz onlara doğru gidelim ama sizi de böyle bir kayak dedik, Erciyes dedik, Erciyes salınıyor gelinliğini giymiş dedik, nazlı nazlı. Erciyes görüntülerini isteyelim, otelimizin görüntülerini isteyelim. Ben sizi spada bekliyor olacağım ama keyifle çayınızı, kahvenizi yudumlarken bu güzel görüntüleri izleyin.
Evet, şu anda ikinci kattayız. Otel inanılmaz büyük, inanılmaz konforlu, çok çok keyifli. Şimdi Vitamin Bar'a doğru gidiyoruz. Gördüğünüz üzere hemen benim Gülten Hanım, merak ediyorsunuz değil mi? Şu anda çok yoğun, inanılmaz yoğun. Gülten Hanım benimle konuşurken oradan telefonlara bakıyor, misafirlerle ilgileniyor. Ve şu an havaalanından buraya gelmek isteyen misafirlerimizi hemen buraya getirecek. Ben de dedim ki, Gülten Hanım siz onlarla ilgilenirken ben bunları size anlatmaya devam ederim. Merak etmeyin dedim. Şimdi yine burada masaj menü. Yine karikatür okutarak masaj menülerinizi seçebilirsiniz. Burada yine çayınızı, kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Kitabınızı okuyabilirsiniz. Biraz dinleneceğim dediğim zaman harika alanlardan biri. Ve şöyle de bakın, balkon, bak, balkona çıktığımızdaki görüntüyü görüyor musunuz? İnanılmaz.
güzel manzaraları izledik. Şimdi diyorsunuz ki, evet Kayseri'nin yöresel lezzetlerini yedik. Güzel kahvaltıları yaptık. Kayarken sucuk ekmeklerimizi yedik. Peki bu kilolar nasıl gidecek? İşte bu kiloları gitmesi için muhteşem bir yer var. Çok beğendim. Bu yeri sizden alalım mı? Evet, burası spor merkezimiz, spor salonumuz. Misafirlerimiz 24 saatlik sporlarını yapabiliyorlar. Erciyes'e karşı çok keyifli bir spor zaman olmuş oluyor. Hatta içeriden gösterebiliriz size aletlerin, Erciyes'in konumunu. Burada koşarken, koşu bandında, yürüme bandında sporunuzu yaparken Erciyes'i izleyebiliyorsunuz. Bir minik gösterelim bakalım. Görüyorsunuz. Burada step'inizi yapabilirsiniz. Ve yine pilates toplarınızla pilates topunu kullanabilirsiniz. Ama pandemiden dolayı çok fazla mat kullanmak istemiyorum, çok fazla cihaz kullanmak istemiyorum. Sadece yürüyeceğim, koşacağım diyorsanız geliyorsunuz. Birazdan ben de yapsam mı acaba? Çünkü koşu bandını çok seviyorum. Ve manzarayı da size mutlaka göstermem lazım. Hemen Volkan seni şöyle alalım. Burada bakın sporunuzu yaparken manzarayı gördünüz mü? Çok güzel kayanları görebilirsiniz ve aşağıda yine etkinlik alanlarında kahvelerini, çaylarını yudumlayanları görebilirsiniz. Çok güzel bir alan ve çok da keyifli. Alanı hazırlıyorlar. Birazdan herkes kayacak çünkü kıyafetlerini de giymişler. Yine burada pandemi kurallarında hijyen mendillerimiz, dezenfektan mendillerimiz de bulunuyor. Ve kişi kapasitemiz var. Burada maksimum 5 misafirimize yardımcı olabiliyoruz. Aynı anda yine pandemi sebebiyle. Evet, pandemi sebebiyle 5 kişi sporunu yaptıktan sonra diğer 5 kişi gelebiliyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Nereye doğru gidiyoruz? Vitamin bar ve sonra havuz. Havuz çok güzel. Hemen havuzu göstereceğiz. Vitamin barı göstereceğiz. Çünkü hani böyle bu süreçte de bol C vitamini diyor ya uzmanlarımız. Ve yorulduk. Biraz enerji kaybettik. Geldik. Dedik ki ya birazcık da vitamine ihtiyacımız var. Hem böyle sebzelerin gücünü versin bize. Hem de enerji versin dediğimizde bakın orada vitamin bar bizi karşılıyor. Portakallar, ayvalar, narlar, nar suları. Meyve sularımız mevcut. Yine burada bizlere yardımcı olan arkadaşımız Türkçe, İngilizce, Rusça konusunda da destek veren personellerimiz mevcut, arkadaşlarımız mevcut bize. Buradaki koku ne? Tarçın. Hmm. Benim bu laz burnum alır o kokuyu. Şimdi burada muhteşem kokular var, aroma kokuları var. Çok güzel. Bir böyle süt kokusu, salep kokusu da var, tarçın kokusu da var. Mutlaka burada böyle keyifle şöyle siparişinizi verebilirsiniz. Yine çok keyifli sıcak atmosferlerden biri. Türk kahvesi olmazsa olmazımız. Kayaktan sonra en güzel keyiflerden biri değil mi? Kesinlikle kahve, evet. Evet, orada da hem filtre kahve var hem Türk kahvesi var. Ama ben tercihimi Türk kahvesinden yana kullanırım. Filtreyi bir tık daha akşamüstünü seviyorum ama Türk kahvesi günün her saatinde içilebiliyor. Hemen nereye doğru gidiyoruz? Şimdi kahvemizi aldık. Nereye doğru gidelim? Şöyle dinlenme alanına doğru gidelim. Dinlenme alanında da oturup Erciyes'i seyredebiliyorsunuz. Yine karı görebiliyorsunuz. Yine karın enerjisinden yararlanabiliyorsunuz. Bakın burada oturup görüyorsunuz. Bir minik misafirimiz de babasıyla kaymaya doğru gidiyor. Yine burada keyifli alan geçirebiliyorsunuz. Teleferikleri görüyorsunuz, gökyüzünü görüyorsunuz, beyazı görüyorsunuz. Dinlenme alanında oturup saatlerce çayınızı, kahvenizi içebiliyorsunuz. Yine bir minik hatırlatma çünkü bana şuradan mesajları gösteriyorlar. Özellikle Kayseri'de ve civar iller ve ilçelerde sadece gelip kayıp siz de misafir olmak isteyenler var. Ayrıntıları merak ediyorlarmış. Bir kez daha hatırlatalım mı? Tabii ki. Konaklama yapacak misafirlerimiz de yine gelip etkinlik alanımızı, havuzumuzu, restoranlarımızı kullanabiliyorlar. Evet. Evet, ekstralarda yani gelip bütün yerleri kullanıyoruz. Tabii ki belli rakamlarda ödemelerimizi yaparak bu alanları da kullanabilirsiniz. Şimdi burada bir soyunma odası var. Yani eğer havuzu, spa'yı kullanacaksanız soyunma odasında hazırlanıyorsunuz. Evet. Ve nereye doğru gidiyoruz? Soyunma odalarından havuzumuza geçiş yapmamız gerekiyor. Evet, o zaman soyunma odalarına doğru gelelim. Şu anda misafirlerimiz yok, bizi bekliyorlar. Hadi bakalım o zaman havuzu gösterelim. Çünkü havuzu göstermeyi çok istiyorum. En önemli ayrıntılardan biri de ilk yardım seti. Bunu da gösterelim. Her alanda var aslında. Evet, çünkü
Sizinle konuşurken hep gözüme çarptı. İşte spor alanında da vardı. Her katta da var. Bunu da hatırlatalım. Her alanda böyle bir ilk yardım kiti var. Müdahale için aynı zamanda bizim tesisimizin içinde Memorial'da çalışıyoruz. Yine ekstra hizmet almak isteyen misafirlerimiz acil bir durumda ya da kontrol için kullanabiliyorlar. İşte otelden ayrılmadan. Acil durum çocukların ateşlendiğinde oluyor maalesef. Yani her çocukta mutlaka bir ateşlenmesi oluyor. Benim başıma hep geliyordu. O yüzden otelin içerisinde bir sağlık elemanının, sağlık kuruluşunun olması çok çok önemli. Burada güzel bir marka Memory ile de çalışılıyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Hiç paniklemenize gerek yok. Tatillere çıkarken hep şunu söyleriz. Acaba çocuğum üşütür mü? Acaba hasta mı olur? Ateşi mi çıkar? İşte hiç burada endişelenmeyin. Direkt müdahale ediliyor. Şimdi nereye geldik? Buhar odamız ve saunamız mevcut. Aynı zamanda iki ayrı soyunma odamızda da alanımızda da mevcut. Pandemi sebebiyle kapasitelerimiz var. Üçer kişi şeklinde rezervasyonda yardımcı olabiliyoruz misafirlerimiz. Evet, hemen şöyle benim en sevdiğim. Şimdi sevgili eşim diyordur ki yandık, Aytül burayı hemen konaklayacak. Kesin konak gelecek ve spayı kullanacak diyordur. Kesinlikle Mehmet Bey, ben buraya geleceğim ve spayı da havuzda kullanacağım. Çünkü havuz çok güzel. Bakın şöyle burada yine spada dinlenirken havuzu görebiliyorsunuz. Bu da güzel ayrıntılardan çocuklar biri. Çocuklar havuzdayken kontrol edilebiliyor. Grup konaklamalarında kontak halinde kalınabiliyor. Bu da güzel ayrıntılardan biri hakikaten. Yine yan tarafta da duşunuz alabileceğiniz alan var ve buhar odası var. Nereye doğru gidiyoruz? Havuz. Havuz. Gel. Evet, şimdi havuza doğru. Yani böyle ben Karadenizliyim diye hep altını çiziyorum ve havuzu görünce de solungaçlarım su istiyor diyorum. Hakikaten böyle atlamamak için zor duruyoruz. Görüyorsunuz burada havuzumuz var ve atmosfer çok sıcak. Bulunduğumuz alan şu an çok sıcak. Açık ve kapalı havuzumuz. Şu an kapalı havuzumuz olduğu alandayız. Çocuk havuzumuz, kapalı havuzumuz. Ve şöyle bir hizmetimiz de var. Hem farklılık arayan misafirlerimiz için ya da antrenman yapmak isteyen misafirlerimiz için. Frence karşı yükme seçeneğimiz de var. Dalga oluşturuyor. Havuz ve buna karşı yükme biliyorlar. Evet, hakikaten çok güzelmiş. Ben de çalıştırayım istiyorum. Bu düğmeye bastığınızda bir şey söylemiyorum. Anlatmama gerek yok. Görüyorsunuz. Yine Erciyes'e karşı içeride dışarıda yüzmek istemeyen misafirlerimiz havuzu kalır. Evet, manzara çok güzel ama konuşalım istediğim için kapatmak zorunda kaldım. Çünkü çok keyifli bir su sesi, Erciyes, kar manzarası muhteşem ve ısı da çok güzel bir ısısı var. Ortam ısısı da güzel, havuzun ısısı da güzel. Ben sıcak havuzları çok seviyorum. Dedim ki yayından önce, keşke dedim böyle tam dışarıya da bir havuz yapsaydınız, deneyimleseydik. Aytül Hanım dedi, çok cesaret o soğuk havuza girmek ama hakikaten de çok keyifli olabiliyor. Yine burada da... Evet, açık havuzumuz mevcut. Sıcaklığı farklı. İçeride ve dışarıda bulunan havuzlarımızın sıcaklıkları birbirinden farklı. Su birbirine karışmıyor. Dışarıda misafirlerimiz üşümeden yüzebiliyorlar. Aynı zamanda bir butonumuz mevcut. Havuzu jacuzzi olarak da kullanabiliyorlar butona bastıktan sonra. Dışarıda evet. Erciyes'in karşısında havuzda. Evet, orada da havuza girip tabii orayı da deneyimlemek istiyorum. Bir gün deneyimleyeceğim, sizin için göstereceğim. Eksilerde yüzenler var çünkü hakikaten çok keyifli. Yine buranın ısısı, dışarının ısısı ve iç havuzun ısısı farklı. Evet, farklı. Çok güzel. Oradan gelen buharlar biliyorsunuz iç havuzda da çok keyifli görünüyor. Burada da bir müzik var. Yani müziklerinizi de dinleyebiliyorsunuz. Burada kitabınızı okuyabiliyorsunuz. Çok havuz kullanımı olmuyor ama değil mi? Kayak daha mı ağırlıklı kullanılıyor? Misafirlerimiz nasıl tercih ediyor? Saat olarak değişiyor aslında. Kayaklarını yaptıktan sonra misafirlerimiz havuz için rezervasyon yaptırıyorlar ve havuz kullanmaya başlıyorlar. Daha çok dinlendiriyor misafirlerimizi. Evet, biraz kaslarını biraz dinlendiriyor değil mi? Evet, belki masaj odalarımız var. Evet. O yüzden 4.30-5'ten sonra saat verebilirim bununla ilgili. Spa alanımız, havuzumuz daha aktif bir şekilde kullanılabiliyor. Evet, hemen burada bir çocuk havuzumuz var. Minikler için, işte
4-5 yaş grubu için kullanılabilir. Anneler özellikle burada olup çocuklarıyla oynayarak zaman geçirebiliyordu. Ben de o küçüklük dönemindeydim. Ama burada yine güvenlikli bırakıp kendinize hemen yan tarafta da olabilirsiniz. Şimdi spa'ya doğru gideceğiz. İnanılmaz sıcak. Spa'ya doğru giderken şunları da göstermek istiyorum. Yani hijyene çok dikkat ediyoruz dediler. Buraya geldiğimizde kişisel duşunuzu alıp havuzlarımıza giriyorsunuz. Bunu da altını çizelim. Havuz kurallarımız var. Bakın ne diyor. Havuzu kullanmadan önce duş alınız. Saç bonesi kullanınız. Burada hemen alıp geçebilirsiniz. Yine nereye doğru gidiyoruz? Soyunma odasına doğru gidiyoruz. Ve oradan da spa'ya doğru gideceğiz. Bakalım spa'da bizi neler bekliyor. Masaj alanları. Hani günün stresi, işin yorgunluğu, çocuklarla uğraşmak, bazen evde yemek yapma derdi. O kadar çok yorulabiliyoruz ki orada dinlenmeye, kendimize zaman ayırmaya ihtiyacımız var. Beyefendiler için de öyle. İşte çekler, senetler, ev, çocuk derken böyle mola, nefes, zaman dendiği zaman hemen aklı spa geliyor. Özellikle konaklama yapmayan misafirlerimiz için geldiklerinde spası var mı? Ben hep işte Radisson'u tanıtacağız, Radisson Blue Mont Oteli tanıtacağız dediğimde havuzu var mı, spası var mı sorusuyla karşılaştım. Çünkü ilk akla gelen stresten arınmak için onlardı herhalde. Ve dediler ki var mı? Var. Havuzu gösterdik. Şimdi spa'yı göstereceğiz. Ve neyi gösterdik biraz önce? Buhar odalarını gösterdik. Orada dinlendikten sonra spa'ya geldik. Hemen spa salonlarımıza, spa odalarımıza, masaj odalarımıza bakabiliriz. Evet, şimdi oraya doğru gidiyoruz. Ve havlularımız, kişiye özel havlularımız evet. Var. Hemen onları da gösterelim gördüğünüz üzere. Ve yürüme mesafesinde yürüyoruz. Alanlarda şu anda kaç adım attığımı da merak ediyorum açıkçası. Çünkü sürekli dinamik, sürekli enerjik olmanız gerekiyor. Ve alanlar birbiriyle çok güzel konuşlandırmışlar. Ve spa'ya doğru gittiğimizde yine asansörden inip direkt spa merkezine girebiliyorsunuz. Ve şu anda girdik ama hemen böyle masajlarla yüzümüzü de güzelleştirebiliyoruz. Maskelerle onu da hatırlatmış olalım. Şöyle yanıma doğru alayım. Bakın sarı insanın üzerinde rahatlatıcı sarı ışığın etkisi var. Burada hemen bize bir sarı ışık ve ahşabın sıcaklığı karşılıyor. Doğalı seviyoruz, doğalı özlüyoruz. Sarı ve doğal birbiriyle çok güzel konuşlanmış ve ruhu dinlendiriyor. Aynı zamanda bir kokumuz, havamız değişiyor spaya girip az evet. Sonra. Şu anda inanılmaz güzel kullanılan objeler, kokular, her şey mistik olarak bizi buraya hazırladı. Alanımız mevcut tütsümüzde burada. Tütsünün kokusu, aroması inanılmaz güzel. Yine keyif koltuğu çok güzel ve masaj odalarımız burada. Misafirlerimiz olabilir, endişem var. Aslında hepsi kontrol edildi ama yine de bir kapıya bir minik bakalım var mı misafirimiz? Evet, hemen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle güzel, rahat bir ses tonuyla daha da huzura kavuş. Hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz üzere burada masajınızı yaptırabiliyorsunuz. Çok butik bir hizmet, çok keyifli bir hizmet, çok hijyen dolu bir hizmet. Bunu da hemen altını çizmek istiyorum. Çünkü özellikle masaj salonlarında hem güvenli olsun isteriz, hem kişisel olsun, butik olsun isteriz, hem hijyen olsun isteriz. Burada hepsini bulabiliyorsunuz. Bakın. Hemen yan tarafta yine hijyeniniz için bir kabin var. Duşumuz var. Ve buradan manzaramız yine Erciyes manzarası. Ve burada da kalktıktan sonra rahatlamanız adına da bir alanımız daha mevcut. Yine eğer cilt bakımları istiyorsanız da yine cilt bakımları da var. Tabii ki misafirlerimizin taleplerine göre cilt bakımı ya da masaj konusunda yardımcı oluruz memnuniyetle. Yalnız kokuya. Bu koku kesin böyle. Kokusu. Çok güzel ve ben birazcık böyle kokuyla şurada konuşlanalım istiyorum. Tabii ki. Değil mi? Evet, şimdi gördüğünüz üzere burada koltuk zaten çağırıyor, davet ediyor ve koku inanılmaz güzel. Burada eğer ki işte misafiriniz ya da eşiniz masajını alırken sizler burada dinlenebilirsiniz. Ya da biraz soluklanayım dediğinizde çok keyifli bir dinlenme alanı var. Nereye doğru gidiyoruz şimdi? Spa'yı tanıttık, havuzu tanıttık.
Etkinlik alanımıza gidiyoruz. Oraya mı gidiyoruz? Hadi bakalım oraya doğru gidelim. Bu arada etkinliklerden bahsederken İrfan Bey biraz bahsetti ama hakikaten Instagram sayfalarına girdiğiniz takdirde geçen hafta dolu dolu etkinlik vardı. Evet. Bu hafta yine dolu dolu etkinlik var. Etkinlikler hiç bitmiyor. İşte o günkü aktiviteye göre, hava şartlarına göre, hava durumuna göre, misafir sayısına göre, misafirin kültürüne göre etkinlikler değişkinlik arz ediyor ama sürekli var. En güzel ayrıntılarından biri de bu. Sürekli karda etkinlik yapabileceğiniz alanları hem burada bulabiliyorsunuz hem etkinlikleri de bulabiliyorsunuz. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor size. Yayınlar diliyorum. Merhaba. Çok teşekkür ediyoruz. Şu anda canlı yayındayız. Tüm dünya sizi izliyor. Ne güzel. Evet, burayı çok beğendik biz. Dedim ki evet. Böyle ne güzel kokular geliyor buradan. Tarçın kokuları geliyor, nar kokuları, aromalar. Evet. Güzelliğe görüntü katsın diye de biraz böyle meyve koyduk. Çok da keyifli. Evet. Değil mi? Enerji veriyor insanı. Evet, gerçekten öyle. Evet, hakikaten kardan sonra enerji çok güzel. Sizler de burada böyle portakal suyunuzu, nar suyunuzu yudumlarken enerjiye sahip olabilirsiniz. Şimdi dışarı çıkacağız. Etkinlik alanlarını göstereceğiz. Ama yine bana diyorlar ki karı göster. Radisson'un karın üzerindeki halini göster. Peki o zaman sizi böyle kara doğru bir yolculuğa gönderiyorum. Sonra sizi bekliyorum.
Görüyorsunuz çok keyifli zaman geçiriyorlar. Kayan misafirlerimiz var, teleferikte olan misafirlerimiz var. Çok keyifli bir atmosfer. Zaten Erciyes inanılmaz güzel. En uzun pistlere sahip Erciyes'te. O yüzden Erciyes'i kullanmakta acele edin. Kayak severseniz, kayak yapmayı çok seviyorum ya da kuzak kullanacağım derseniz de Erciyes kullanabilirsiniz. Yine güzel ayrıntılarından biri, profesyonel kayak severlerle, kayak yapanlarla, aile kayak severler ya da yeni öğrenenlerin pistleri ayrı. Bu anlamda da çok korunaklı oluyor. Özellikle sömestr tatilinde ne kullanılıyor? Çocuklar işte kurslara gitsin, kayak yapmayı öğrensin diyor ama aile güvenli mi, güvenli değil mi diye korkuyor ya. Hiç korkmayın, çocuklarınız son derece güvenli kayak yapmayı öğrenebiliyor. Tabii şimdi biz havuzdan hemen buraya geldiğimizde de bir tık çok üşüdük. Yavaş yavaş gidip şömine başında kahvemizi içeceğiz, çayımızı yudumlayacağız ve akşam sizi burada bekliyor olacağız. Çok teşekkür ediyoruz bize eşlik ettiniz. Ben çok teşekkür ederim bizleri ziyaret ettiğiniz için. Bir de şu noktayı da vereyim. Bizim burada kendi çocuk pistlerimiz de mevcut. Yine ailelerimiz burada vakit geçirirken ders alabiliyorlar çocuklarımız. Kayak derslerini alırlarken gözlerinin önünde yine burada vakit geçirebiliyorlar etkinlik alanımızda. Harika bir etkinlik çünkü hani aklımız kalıyor çocuklarda, yine aklınız çocuğunuzdan kalmadan burada çocuk pistinde, Radisson'a ait özel pistte çocuklarınız kaymayı öğrenebilir, eğlenebilirler. Siz de çayınız, kahvenizi burada yudumlayabilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Yine bizler saat 4'teki canlı yayında burada olacağız. Erciyes'ten sık sık yayınlarımız devam edecek. Çünkü Kayseri'nin incisi Erciyes. Biz Erciyes'i tanıtmayı çok seviyoruz. Yine yolumuz Erciyes'e düşecek ve tanıtacağız ama bugünkü gezimiz bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşürüz. Evet, hakikaten kar çok güzel, çok keyifli. Birazdan da karda biraz kartopu oynamaya gideceğiz.